Gebeliğin ilk aylarında görülen yerleşme kanaması çokça annenin canını sıkmakta, telaşa sebebiyet vermekte. Oysa gebeliklerin %25-45 gibi bir oranda ilk aylarda görülen yerleşme kanaması aslında ne gebeliğin gidişatı ile ilgili bize fikir verir ne de çocuğun sağlığıyla ilgili herhangi bir tehlikeyi gösterir. Yani şunu demek istiyorum. Gebeliğin ilk aylarında olan hafif kanamalar, ara ara olan lekelenmeler, ultrasonla baktık, bir problem yok, işte gebelik kesesini gördük, kalp atışlarını gördük, bir problem yok diyorsak lütfen endişeye kapılmayın. Peki yerleşme kanaması neden oluyor? Gebeliğin ilk aylarındaki progesteron hormonu, yumurtlama oldu ya, yumurtlama oluyor, o yumurtlama olan yerden progesteron hormonu salgılanıyor, corpus luteum denilen kist gibi bir oluşumdan. İşte o hormonun hafif düşüklüklerinde veya o döllenmiş yumurta endometriyuma yerleşirken çok kalınlaşmıştı endometriyum. O yerleşme sırasında minik minik damar ağızlarının açılmasıyla veya o çok kalınlaşmış dokunun minik minik dökülmesiyle bu yerleşme kanaması dediğimiz bizce hiçbir önemi olmayan kanamalar olabiliyor. Tabii ki gene de acaba arkasından düşük olabilir mi diye endişeyle bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. Sıklıkla yapılan tavsiye işte istirahat et, ağır iş yapma. Şunun altını çizeyim arkadaşlar, siz yatarak gebeliği durduramazsınız. Yerleşme kanaması veya hafif kanamalarda veya üstüne görme dediğimiz kanamalarda yatak istirahatinin sağlayacağı hiçbir fayda yok. Boşuna kendinizi kasmayın. Eğer bebek düşecekse, yani bir problem varsa ki ilk 3 aylık düşüklerin en büyük nedeni bebeğe ait genetik bir problemdir. Siz bundan dolayı işte yatayım, onu kullanayım, bunu kullanayım, telaşlanayım, aman Allah'ım bebeğime bir şey olmasın dedikçe boşuna gerilmiş olursunuz. Biz zaten dediğim gibi baktık, bir problem yok ve dedik ki bu olabilecek kanamalar, önemli değil. Bundan sonra siz lütfen hayatınıza normal bir şekilde devam ediniz. İşte bazen progesteron hormonu desteği verebiliyoruz ihtiyaca göre ki bunların bile hani çok gerekli olup olmadığı şüpheli konular. Ama hani neden vermedik, verseydik iyi mi olurdu düşüncesiyle veriyoruz. Tamam, bunları kullanın ama lütfen gerilmeyiniz. Çünkü dediğim gibi bu yerleşme kanaması sıklıkla gördüğümüz ama sonuçta hiçbir probleme yol açmayan minik minik kanamalar. Peki ne zaman telaşlanmalısınız? Kanamanız adetin iki katına ulaşırsa, bol miktarda kanarsanız ama gerçekten adetin 2-3 katına ulaşırsa, kanamanız bugün oldu, ertesi gün hemen geçmesini beklemeyin. İşte kanamanız oldu, geldiniz, baktık bir problem yok. 3 gün sonra tekrar kanamanız oldu. Bununla ilgili telaşlanmayın. Ara ara kanayabilirsiniz. 3 ay boyunca bu kanamalar sürebilir. Muayene sonucunda bir problem yoksa lütfen telaşı bırakınız. Kanama adetin 2 katına çıktı. Ciddi ağrılarınız var. O zaman bir sağlık kuruluşuna giderek, doktorunuza giderek muayene olunuz. Muayene sonucuna göre zaten size ne yapmanız gerektiği söylenecektir. Bir de yerleşme kanaması ile ilgili şöyle bir şey var. Çok soru geliyor bununla ilgili de. İşte ilişkiye girdim. 3 gün sonra kanamam oldu. Acaba gebeydim onun için mi kanamam oluyor? Yani yerleşme kanaması mı? Üstüne mi görüyorum deyip daha şimdiden, yani o dönemden başlayıp gebelikle ilgili araştırmalara giriyorsunuz. Testler yapıyorsunuz. Bir kere yerleşme kanamasının olması için öncelikle embriyonun olması, uterusa rahme gelmesi, oraya yerleşmesi lazım. Yani siz gebelik tanısı almadan, bir testle gebe olduğunuza emin olmadan, bu netleşmeden kanamaları yerleşme kanaması olarak lütfen yorumlamayınız. Tüm bunlar aslında genellikle gebe kalmakla ilgili ciddi sıkıntıları veya beklentileri olan, yani gebelikle ilgili endişeleri olan ve maalesef yapacak başka iş bulamayıp sadece buna fikse olup bununla vaktini geçiren kadınların başvurduğu yollar. Onun için ne yapın biliyor musunuz? Zihninizi yaşam içinde bir özgür bırakın. Sadece gebelikle ve kanamayla ve rahminizde olan bitenle ilgilenmeyin. İlgilendiniz, bir problem var, gittiniz, öğrendiniz, ondan sonra unutun lütfen. Sevgiyle kalın.